Bakalım Aşk Mantık İntikam dizimizin başrolleri Burcu Özberk ve İlhan Şen bu konuda ne kadar iyi? Benim o ana kadar Çınar'la aramda hiçbir şey yoktu. Biz sadece iki yakın arkadaştık. Bana bir tanecik sebep söyle. Ben sana neden inanayım? Aşk Mantık İntikam. Bir yanda Burcu Özberk, bir yanda İlhan Şen. Sette birlikte geçirilen uzun saatler. Acaba bu ikili birbirini ne kadar iyi tanıyor dersiniz? Kim daha oyunu başlasın? Birbirinizi ne kadar tanıyorsunuz? Yani bayağı tanıyoruz bayağı bence tanıyoruz artık. Bence. Çünkü çok fazla vakit geçiriyoruz. O zaman yüksek ihtimalle zombi istilasından kim kurtulur? Ben. Gerçekten ben kurtulurum. Yani tabii ki. Neden sence ben kurtulurum? Ne gerek var zombilerin Burcu'nun üstüne gelmesine? Akıllı olan zombinin. Benim üstüme gelmem. Kim daha çılgın bir saç modeli denemeye yatkındır? İlhan. Evet çok saç olmasa da ama çılgın modellere varım. Ben çılgın bir insanım ama İlhan, ben biraz daha saç konusunda takıntılıyım. İlhan da takıntılı evet. ama daha kolay denermiş gibi hissediyorum. Burcu'nun saçları çok kıymetli bizim için. Burcu çok kıymetli bizim için o yüzden. İlhan da öyle canım. Ben hepimiz çok kıymetliyiz. Kim çok şeker yer? Ben tabii ki. İlhan sadece tavuk yiyor. Tavuktan başka bir şey yemiyor. Arada bir de ben işte böyle abur cubur veriyorum, onu yiyor ama ben. Kim korku filmi izlerken gözlerini kapar ve bitti mi bitti mi der? Bence ben. Ben korkarım ve şey aşırı gerilirim. Sen korkar mısın korku filminde? Korkarım. Ha, Burcu. Ben. Burcu. Senin o tür konularda biraz daha böyle net ve düz olduğunu düşünüyorum. Evet. Zaten İlhan daha böyle karakter olarak da net, çizgileri belli. Hani korkmazmış gibi söylüyor. Ben böyle her şeye fazla tepki veren bir insan olduğum için. Yani gözlerimi kapayıp bakla kalmam, kendimi böyle yastıkların içine falan görebilirim. Yemek yaparken kim evi yakabilir? Ben yaktım. Biz yaktık onu. O çekildi. Evet. Esra yaktı. Esra yaktı. Ama sonra çok güzel yemek yaptı. Evet. Bir şey diyeceğim. Becerikli, sen becerikli misin? Yemek yapıyor musun çok ben fazla? Ben yemek yaparım. Ama sen de o konuda iyisin diye. Yani ben üniversite zamanı iyiydim. Bence ikimiz de yakmayız ya. Yapmayı. Bir de evet. Biz evimizde vakit geçirmeyi severiz. Evet, ikimiz de evciyiz, böyle evciyiz. Düzenliyiz. Aynen her öyle. Şeyimizin yeri bellidir. Tertemiz çıkarız işin içinden ya. Kim insanları daha kolay neşelendirir? Burcu. Teşekkür ederim. Seti neşelendirir, insanla kalmaz. İlhan da. Seti neşelendirir. Biz ikimiz de öyleyiz, çok evet. Neşeli insanlarız. Kimin hareket eden bir trenden atlaması en olası? Eğer bu delilikse biz beraber bile atlayabiliriz o trenden. Evet. Yani ama... Ya ben öyle delimeli gözükürüm de böyle şeyleri hiç yapamam yani. Ya hayır, atlarız canım, atlarız da. Sen o konuda öf yeter be deyip bence ya. İlhan. İlhan sıkılıp öf yeter be diyebilir. Hadi abi, hop. Kimin hayvanlarla konuşması en olası peki? İkimizin de. İkimizin de. Evden çıkarken kedilerimizi öpüyoruz. Hadi anneciğim akşam geleceğim, hadi görüşürüz falan diye. O yüzden ikimiz de konuşuyoruz. O yüzden bir gün biri konuşursa muhtemelen biz beraber sohbet ediyor olacağız. Dört kedi ve İran'la ben. Etrafımızı kediler sarar. Kimin aşık olduğu kişinin önünde kendini rezil etmesi en olası? Seni budun. En çok kim sever? Ben rezil edebilirim. Kimin önemli bir etkinliğe geç gelmesi daha olası? Ben Burcu'nun daha geç kaldığını görmedim. Bilmiyorum, ben görmedim. Geç kalmayız. Kimin berbat bir dedektif olması en olası? Hemen anlarsın. Sen ben anlar mıyız? Ben cin gözüm. Hayatta anlamayız. O zaman kimin bir yalan hikaye uydurması en muhtemel? Ben önce hikaye uyduracağım onun yalan olduğuna kadar. Onu aklında tutacak. Onu ezberlemesi için bir sene lazım. Bu ikili birbirini iyi tanıyor. Çok teşekkürler. İlhan, seni çok seviyorum. Çok seviyorum.